Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuzda 7. sınıflar için din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 2. yazılı sınav soruları birlikteyiz. Bu sınav sorularımız artık arkadaşlar yeni sistemde açık uçlu sınavlar olacaktır. İlk bölümümüze başlayalım. Buradaki soruların cevaplarını karşılarındaki ifadelerle eşleştirmemiz, yazmamız gerekiyor. Burada Peygamberimiz Efendimizin Peygamber Efendimizin hayatı ile ilgili çeşitli bilgiler vermiş. Örneğin doğum yeri ve tarihini yazmamız istiyor arkadaşlar. Doğum yeri ve tarihi Mekke 571. İlk vahyin geldiği yer cevabımız 2 Hira mağarası. Arkadaşlar normalde buradaki numaralar tabii ki sorulursa sizde olmayacak. Siz gelmesi gereken bilginin numarasını eşleştirmeniz gerekiyor. 3 Baba adı. Peygamberimizin babası Abdullah 4 hicret ettiği yıl 622 yılı 5 annesinin adı Amine 6 süt annesi Halime 7 kimle hicret etti en yakın arkadaşı dostu Hazreti Ebu Bekir 8 dedesinin adı dedesinin adı Abdülmuttalip 9 vefat yeri ve tarihi Medine'de 632 yılında vefat etti. On Soyunun devam ettiği kızının ismi Hazreti Fatıma. B bölümü Hac ibadetini yapanların kurban kestiği ve şeytan taşladığı yer ne ad verilir? Burası arkadaşlar Mina'dır. 2. Ramazan'da camilere asılan ışıklı yazılara ne denir? Bu yazılara mahya denir. Örneğin hoş geldin ya şehru ramazan şeklinde ki işte yazılar asılır. Üçüncü soru Mekke şehrine girilmeden önce ihram elbisesinin giyildiği ihramlı giriş sınır bölgesine ne ad verilir? Bu bölge mikattır arkadaşlar. 4. Alevi Bektaşi kültüründe ailede hakka yürüyen kişi için kesilen kurban. Bu kurbanın adı dar kurbandır. 5. Öldükten sonra insanın bütün yaptıklarının tartıldığı ilahi terazi, terazi, mizan. 6. Beytullah ne demektir? Kısaca açıklayınız. Beytullah Allah'ın beyti, Allah'ın evi anlamına gelir ve kıblemiz olan Kabe'yi ifade eder. 7. Zarayyat suresinde buyrulan ben nokta nokta ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyrulur. Buradaki boşluğa ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Yüce Allah. Sekizinci soru. Kabirde soru soran meleklere ne atılır? Yani kabir meleklerinin soru arkadaşlar. Münker ve nekir melekleridir. Dokuz. Ramazan ayı dışında sevap kazanmak amacıyla tutulan oruca ne denir? Bu oruç nafile oruçtur. 10. Ramazanda oruç tutanların gece kalkıp yemek yedikleri zaman bu vakit sahur vaktidir. İmsak vaktinden önceki vakit. 11. Dinen haram olmayan ancak yapılmaması istenen davranışlar dinen mekruh olan davranışlardır. 12. soru. Arefe günü çıkılan Allah'tan af dilenilen ve dua edilen dağın adı. Bu da arkadaşlar Arafat Dağı'dır. 13. İhram ne demektir? Açıklayınız. İhram, hac ibadeti yapmak için giyilen kıyafete ihram denir. 14. Şeytan taşlamak için yaklaşık 70 taş toplanan yerin adı Müzdelife'dir. 15 şaft ve tavaf kelimelerini açıklayınız. Şaft, Kabe'nin etrafında her bir dönüşe şaft denir. Her yedi dönüşe tavaf denir. Yani biz arkadaşlar bir tavaf yapmamız için Kabe'nin etrafında yedi defa dönmemiz gerekir. Yani yedi tane şaft yapmamız gerekir. Yedi şaft bir tavaf oluşturmaktadır. 16. soruyla devam edelim. Alevi kültüründe yol kardeşliği sözü verilirken kesilen kurbana ve edilen duaya sırası denilir. Buradaki kesilen kurbanın ismi muhaseptik kurbanı, duada ise tığlama duası olarak ifade edilir. 17. soruyla devam edelim. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike innel hamde vel nimete kevel mülk. Le şerikelek. Hac ibadeti başlamadan önce ihrama girerken okunması zorun olan bu duaya verilen ismi soruyor arkadaşlar. Okumuş olduğumuz bu duanın ismi telbiye olarak ifade edilmekte. 18. soru Haccın farzlarını yazınız. Hacı da Bunları mutlaka yapmamız gerekiyor hac ibadetimizin olması için. Mutlaka tavaf etmek, ihrama girmek, Arafat'ta vakfeye durmak ve say yapmak haccın farzlarıdır. 19. İhramlıyken yapılması yasak olanlardan 5 tanesini yazınız. Koku sürünmek, kokulu sabun kullanmak, tıraş olmak, kına, ruj ve oje gibi maddeler kullanmak, tırnakları kesmek, İhramlı iken yapılmamız gereken davranışlardan beş tanesidir. 20 soru: Kurban ibadetinin kazandırmış olduğu olumlu durumlardan üç tanesini yazınız. Her yıl biz Ramazan bayramından sonra, Ramazan bayramından yaklaşık 70 gün sonra Kurban bayramını Kurbanlarımızı keserek ifa, ifa ederiz, yerine getiririz. Bu durumun bize kazandırmış olduğu olumlu etkileri kişiyi Allah'a yakınlaştırır. Birlik beraberliğimize katkı bulunur. Çünkü burada kurban kesilen kişilere biz kurban etimizden paylaştığımız için onlarla yardımlaşmış oluruz. İhtiyaç sahiplerine yardım edilmesini sağlaması faydalarından bazılardır. 21. soru. Oruç tutmakta sorumlu olmak için gerekli şartlardan 3 tanesini yazınız. Evet bizim oruç zorunlu olarak oruç tutmamız için mutlaka Müslüman olmamız gerekir. Akıllı olmamız gerekir. Ergenlik çağına gelmiş olmamız gerekir. Eğer bunların üçünde taşıyorsak bize oruç farzdır ve Ramazan orucunu mutlaka tutmamız gerekir. 22. Ramazanda bilerek orucu bozan kişinin 2 ay peş peşe tutmak zorunda olduğu oruca ne ad verilir? Bu oruç kefaret orucudur. Buradaki dikkat etmemiz gereken nokta bilerek orucu bozuyor arkadaşlar. Böyle bazen sizlerde de oluyordur. Oruç olduğunu unutursun. Tam böyle ağzına bir şey atarsın veya içmeye başladığın anda aklına gelir hemen ağzından onu tükürürsün, çıkartırsın. Ağzını yıkarsın ve orucuna devam edersin. Ancak burada bilerek orucunu bozup yemeye içmeye devam ederse bu kişi orucunu bozmuş demektir ve mutlaka kefaret orucunu tutması gerekir. 23. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın ayı olarak nitelenden hicri takvimin ilk ayıdır? O ay arkadaşlar Muharrem ayıdır. Muharrem, Safer, Rebül Evvel, Rebül Ahir, Cemaziyel Evvel, Cemaziyel Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce olmak üzere 12 tane hicri ayımız vardır. Bunlardan ilki Muharrem ayıdır. 24 aşure günü ne zamandır? Muharrem ayının 10. günü yani ilk ayımızın 10. günü. 25 hem beden hem de mal ile yapılan ibadet hangisidir? Bu ibadetimiz hacıdır arkadaşlar. 26 kurban ibadetini başlatan peygamber hangisidir? Hazreti İbrahim. 27 Arefe günü sabah namazından bayramın 4. günün 2. namazına kadar 23 farz namazının arkasından okunan tekbirlere ne ad verilir? Bu tekbirler teşrik tekbirleridir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.